2022 değerli oğlak burçları, güzel oğlaklar kapınızı birçok şey çalacak. O kadar güzel şeyler kapınızı çalacak ki, yani istediğiniz, kalbinizden geçen aşk, heyecan, duygu, olağanüstü sizi renkliliğe götürecek. Ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yorum yapıyorsunuz. Emeğe saygı duyuyorsunuz. Yükselen ve ay burcunuzu, değerli oğlak burçları takip ediyorsunuz. Yükseleni oğlak olanlar da lütfen dikkate alsın diyorum. Yani siz hobilerinizle alakalı noktaları keşfedeceksiniz. Kişisel bakım alanınıza daha çok ön planda sahip olacaksınız. Kalabalık ortamlar, yoğun tempo ve ziyade tek tek arkadaşlıkları, kendi keyif aldığınız alanlarda kendiniz alanınızı rahata erdireceksiniz. İş konularınızla ilgili Jüpiter'in Koç burcu geçişi, emlak konularınız, arsa konularınızın şans kapısı açıyor. Emlak işi, tarım işi, toprak işi, emlakla alakalı ne iş yapıyorsanız gerçekten mal konularınızda çok ciddi anlamda kazançlar, yatırımlar sizin hayatınızda olumlu bir noktada yer alacak diyorum. Büyük bir firmada, kendi alanınızda, parasal bir finansta yükselmek istiyorsanız bu yıl bunun başarısını, bu konudaki haklarınızla alakalı noktayı verimli şekilde alma döneminiz olacak. Küçük bir kurumsal firmada çalışıyorsanız bulunduğunuz noktanın karışık dönemi bitip sizin de başka bir alandan gelecek teklifle başka bir yol alacağınızı gösteriyor. O yüzden iş konumunuzla ilgili de korkularınıza gerek yok. Devlet ya da akademisyenlik anlamında kendi başarınızla alakalı yeni imzalar, yeni oluşumlar yapmak istiyorsanız eksik olan eğitim alanınızla alakalı noktada da bunları tekrar belirleyip tekrar bir sistem oturtmanız lazım. Bu da size iyi gelecek diyorum. Mühendisseniz, mühendislik yurt dışı ile ilgili bazı işler yapıyorsanız bunlarla ilgili güzel fırsatları, ama bakın unutmayın, çok fazla telefon trafiğiniz, çok fazla yazışmalar sizi yoracak, bir sürü olaylara da bir şekilde hazır olmanız lazım. Çünkü kapılarınız aşk konusunda açılırken iş konunuzdaki bazı pürüzleri de hayatımızda iyileştirmemiz gerekecek. Yani Jüpiter'in Koç burcuna geçtiği dönem itibariyle siz ev alımı, para alımı, parayla ilgili pürüzleri iyileştireceksiniz, ama geçmiş olan borçlarımız, geçmişe ait plansız çıkacak sıkıntılarımızı da asla unutmamanız lazım. Bunlarla mecburi ödemeler, mecburi krizler yaratabilir size. O yüzden işte de unuttuğunuz borçlar, aldığınız para konularınızı bu dönem, bu 2022 ortasına kadar çözmeniz lazım. Yoksa zorlayıcı, yoksa stresli bir nokta söz konusu olacak. Ortaklı iş yapanlarda ortak yüzünden tartışmalara, para konusunda karşı tarafın size haksızlıklar yapacağıyla alakalı çok büyük krizlere de hazır olalım. Güvendiğiniz personel, inandığınız insanların sizi kazık atacağınızla hazırlıklı olmanız gerekiyor. Kendi işini tek başına yapanlar da yavaş yavaş değil, hızlı bir şekilde para akışı ve parayla ilgili borçlarınızda daha büyük bir rahatlık söz konusu olacak. Yani aslında kendi belirlediğiniz, işinizle alakalı planladığınız noktaları kendi düz mantığınızda ve kural ve disiplinle yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı görmüyorum. Hatta bu yıl kendinizi akışa hızlı bir şekilde sunduğunuzda da çok büyük iş konularınızda başarı, geçmişe ait ödemeleriniz hayatımıza çıkıp bunlar biraz daha bizi sıkıntıya sokabilir diyorum. İş mahkemeniz ya da ailevi miras mahkemeleriniz bu sene çok daha böyle sizi zorlayıcı, haklarınızla ilgili tartışmalar, kavgalar, özellikle o kadar büyük iftiralar ya da ailenize yapılan iftiralarla karşı karşıya kalacaksınız ki dilinizi tutun, yasa ne diyorsa onu kabul edin. Çünkü siz sinirlendiğiniz vakit her şeye rest çeken bir yapınız var. Rest çekmeyin, haklarınızı dibine vura vura alın istiyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim, farklı bir yere taşınmak, yaşadığınız alanı bırakıp farklı bir yere tayin ya da kurumsal bir firmadaysanız başka bir bölmeye geçmek istiyorsanız bu tarz fırsatlarınız var. Ayağınıza gelecek, istiyorsanız değerlendirin, istiyorsanız değerlendirmeyin, ama güzel evreler var. İlişki konusunda evet, aşk sizi o kadar güzel başlangıçta kutlayacak ki, aşk kraliçesi sizin ruhunuza gelecek, kralınız sizin enerjinizde olacak, kapınıza hiç ummadığınız kişiler, hatta olmaz dediğiniz insanlar size ilişki teklifi, duygusallık teklifi ve hatta şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aşkla şifalanmayı öğrenmek için çok doğru bir yıldasınız diyorum. İlişkisi gidenler geri gelecek.
terk edildiyseniz, yüzleşemediyseniz, yüzleşemediğiniz konular, bu yıl sizin yüzleşme, neden terk edildiğinizi, neden yalana maruz kaldığınızla ilgili noktaları da tek tek öğreneceğiniz bir yıl olacak. Evli olanlarda daha çok şöyle bir sorunumuz olabilir. Eşinizin ya da sizin iş yoğunluğunuzdan kaynaklı birbirimizle konuşma iletişiminizin geri durma yılı. Yani birbiri çok konuşurken konuşmama. Evimiz evlilik ticaretine döneceği için bu yıl ortalarında bunlara dikkat edin. Eğer dikkat etmezseniz hatalara savrulabilir ve evliliğiniz yanlış sebepten dolayı bitebilir. Bunları kontrol etmemize gerek var diyorum. Bulunduğumuz evi satıp daha farklı bir ev almak isteyen Oğlak burçları için evet güzel fırsatlar, güzel kapılar söz konusu olacak. 3. 4. ay satmak istediğiniz her şeyi çok rahat bir şekilde satıp yeni oluşumlar için o ay bitmeden de yeni evinizi, yeni anahtarınızı alacaksınız diyorum. Evlenmeyi düşünen ve ertelenen çiftler bu yıl %100 evlilik yapacak. İlişkiler ciddiyete, evlilik teklifleri, söz nişan tarihleri çok yoğun olacak bir yıl Oğlak burçlarında. O yüzden bu sene altınlar uçarken siz de evliliğe koşacaksınız. Hadi bakalım hayırlı olsun. Eşiniz askerse, devlet memuruysa, oysa, buysa ve bununla alakalı noktada büyük krizler, büyük olaylar, yer değişimleri yaşayacaksa hiç pürüzsüz bunların hepsini en iyi şekilde gideceğiniz yolculuk ya da gideceğiniz yer, gideceğiniz tayininiz belirlenecek. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Bir de eğitim konusunda aldığınız meslekle ilgili kendinizi yükseltmek, yeni konum, daha büyük bir noktaya erişmek istiyorsanız bu yıl bu doğru kararları vermeniz lazım. Özellikle anneanne, anneannenizin soyundan bazı topraklarla ilgili pürüzler gündeme çıkabilir, mallarla ilgili devlet el koyabilir, unuttuğunuz bir borç malınıza el konulabilir. Bu dönem geçmiş köklerimiz ve size ait geçmiş borçlarını mutlaka ödememiz gerekiyor. Ödemezseniz bunlara haciz uyarısı var. Mahkemede çıkmasını istediğiniz, beraat etmesini istediğiniz konularınız varsa bunlarla ilgili de çok güzel rahatlamalar, bunlarla ilgili de güzel başlangıç sizi bekliyor. Sağlık olarak özellikle dikkat etmeniz gereken noktanız basur, bağırsak enfeksiyonlarınız, mide ile ilgili kramplarınızdan kaynaklı sorunlarınız çok daha ön planda olacak. Sizden ricam mide gıdalarınız, asitleriniz ve son zamanlarda kilo alanlarda mide operasyonları, bunlarla ilgili tedavi görmek isteyebilirsiniz. Doğru doktor ve doğru tedaviye ihtiyacınız var. Sizden ricam yanlış doktora giderseniz risk ve iltihaplanmalar söz konusu olacak diyorum. Anneniz ya da kız kardeşinizin bir ameliyat konusu varsa bu konu gayet sağlıklı ve verimli şekilde bitecek. Herhangi bir risk almayacak. Çocuk isteyenler ya da çocuklarınızla ilgili korkularınız ya da onlarla ilgili kararlarla ilgili zorluklar yaşıyorsanız onlar kendi yolunu, kendi başarısını, kendi size ispatlayacak. Onlarla ilgili korkmanız gerekecek bir şey yok. Bu sene özellikle yazı çok kaliteli yaşayacaksınız değerli Oğlak burçları. Kendinizi sadece dinlenip etrafınızdaki kalabalık insanları kenara bırakıp kendinize ait bir yılı yaşayacaksınız. Gereksiz para harcamalarınız olacak ama doğru kullandığınızda bu gereksiz gördüğünüz yatırımlar size kar olarak da geri dönüş yapabilir. O yüzden bu ara paranızı hani küçük küçük topraklara verebilir. Hani bu topraklar siz ilk başta aile çevre gereksiz görse de sonrasında sizin için hayırlı olarak uyarı verir. Yurt dışı ile ilgili iş yapanlar ya da yurt dışı ile ilgili planlanan yenilikleriniz için çok doğru ve mantıklı adımlar size çok güzel iş kapılarını ve anlaşmalarını, özellikle İngiltere, İspanya, İrlanda, İskoçya, İran gibi iş kapıları düşünenler için çok güzel aydınlanmalar söz konusu olacak. Mesela emlak kira borcunuz varsa, ödeyemediğiniz borçlar, krediler, kartlar varsa bu yılın 6. ayına kadar bunların hepsini dengeleyip yıl sonu itibariyle de bu borçlardan daha rahat bir şekilde kurtulmuş olacağını söylüyorum. Tabii ki aşkı unutmuyoruz. Aşk size çok güzel şeyleri, renkleri, heyecanı, güzellikleri getirecek. İlişkinizdeki yanlışları, hataları öğreneceksiniz. Ayrılmak istediğiniz ilişkinize de doğru ifadeyle yol ayrımlarını
tadacaksınız diyorum. Ne yapıyoruz? Güzel bir yılı, umutlu bir yılı en verimli şekilde hayatımızda tutmaya ve hayallerimizi kırmamaya özen gösteriyoruz. Bir de aile soyunuza yapılan bir kötü enerjiden kaynaklı bazı oğlak burçlarında her şey yarım kalıyor olabilir. Bildiğiniz duayı inandığınız kişiye okutarak üzerinizdeki bu negatiflerden, bu kaoslardan ve kökteki karmalardan kurtulmanıza fayda var diyorum. Mutlu kalın, umutla kalın, her şey gönlünüzce olsun. Güzel yarınlar, güzel umutlar hep birlikte bizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın.